çalışmamızda ayakta ve sandalye yardımıyla egzersiz hareketlerini yapacağız. Önce ısınıyoruz. Yerimizde sayarak yürüyoruz. Kollarımızı hareket ettiriyoruz. Isınıyoruz. Daha sonra kollarımızı ön arka uzatacağız. Isınıyoruz bir taraftan, bir taraftan da hareket yapıyoruz. Evet, yeterince ısındık. Şimdi kollarımızı önce sağ kolumu arkadan öne döndürüyorum. Şimdi ters kolumu arkadan öne döndürüyorum. Bu sefer önden arkaya daire çiziyorum. Sağ kolumla. Şimdi sol kolumla daire çiziyorum. Şimdi ikisiyle birlikte daire çiziyorum. Önden arkaya, arkadan öne daire çiziyorum. Evet. Kollarımla yana sallanıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Her seferinde ters tarafa daire yapıyoruz. Her seferinde ters tarafa daire yapıyoruz. 4 saydığımız zaman bu gerçekleşiyor. Evet. Epey ısındık. Şimdi parmak hareketlerimizi yapıyoruz. Parmaklarımızı açıp kapatıyoruz. Eller yanda, açıp kapatıyoruz. Yukarıda açıp kapatıyoruz. Önde açıp kapatıyoruz. Evet, şimdi tekrar anatomik duruşumuza geliyoruz. Ellerimiz önde. Bu sefer parmaklarımızı dışa doğru açıp kapatıyoruz. Dışa doğru açıp kapatıyoruz. Bu çok değerli bir şey. Bunu her zaman yapmamız gerekir. Açıldığını hissediyoruz ve her zaman yapalım. Evet. Şimdi ayakta esneme hareketleri yapıyoruz. Sol ayağımızı öne atıyoruz, yaylanıyoruz. Öbür ayağımız, sağ ayağımız gergin. Tekrar geriye geliyoruz. Sağ ayağımızı öne uzatıyoruz ve esniyoruz. Sol ayağımız bu sefer gergin. Sağ dizimiz bükülüyor ve esniyoruz. Aynı hareketi yan adım olarak yapıyoruz. Sol adımımı alıyorum. Yana doğru esniyorum. Tekrar yerime geldim. Sağ adımımı yana atıyorum. Esniyorum. Evet. Şimdi de parmaklarımızın üzerinde yükseliyoruz. Yükseliyoruz, bırakıyoruz. Yükseliyoruz, bırakıyoruz. Yükseliyoruz, bırakıyoruz. Ayak parmaklarımızı hissediyoruz. Ayak tarağımızın ve parmaklarımızın üzerinde yükseliyoruz. Ve oturuyorum. Oturmuş vaziyette ayağımı kasıyorum, bırakıyorum. Çekiyorum, bırakıyorum. Çekiyorum, bırakıyorum. Çekiyorum, bırakıyorum. İkisini çekiyorum, bırakıyorum. Evet. Şimdi sağa sola döndürüyorum.
İkisini de döndürüyorum. Sağa sola. Şimdi parmaklarımı yumuyorum, açıyorum. Ayak parmaklarımı yumdum. Nefes aldım. Verirken bıraktım. Nefes alırken kapattım. Verirken açtım. Nefes alırken büktüm. Verirken açtım. Bunun bir diğer şekli de yan, parmakları yan açma. Çok yapılan bir hareket olmamasına rağmen mutlaka denemenizi önerdiğim bir hareket ve çok değerli bir hareket. Parmaklarımızı açıyoruz, kapatıyoruz. Yana açıyoruz, kapatıyoruz. Yana açıyoruz, kapatıyoruz. Bunu yaptıkça hakim oluyorsunuz parmaklarınıza. Sürekli yaptıkça parmaklarınızın daha iyi açıldığını görüyorsunuz ve harekete hakim oluyorsunuz. Açıyorum, kapatıyorum. Parmaklarınızın arasında hepsinin boşlukları fark ediyorum gözümle ve bırakıyorum. Çok basit ama mutlaka yapılması gereken hareket. Bu bölüm hareketimizde sandalyeye yaslanarak, bir yere yaslanarak yapılacak birkaç hareket göstermek istiyorum. Bir sandalyeye dengemiz bozmamak için yaslanıyoruz. Bacağımızı yana açıyoruz, kapatıyoruz. Açıyor. Ne kadar açtığımız önemli değil. Kendimize göre yapıyoruz hareketimizi. Vücudumuzun dik durmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aynısını diğer ayağımla yapıyorum. Açıyorum, kapatıyorum. Açıyorum, kapatıyorum. Açıyorum, kapatıyorum. Daha sonra ileriye geriye ayağımı açıp kapatıyorum. Sandalyeye yaslandığım için düşme tehlikem yok. Gayet rahatım. Ayağımı yapabildiğim kadar ileriye geriye gerdiriyorum. Şimdi diğer ayağımızı da yapıyoruz. Evet. Az önce gösterdiğimiz hareketin şimdi ayakta yapıyoruz. Ayağımı diz kapağım istikametinde açıyorum, kapatıyorum. Açıyorum, kapatıyorum. Şimdi diğer ayağımla. Evet. Şimdi sağa sola döndürüyorum ayağımı. Ayak bileğimde sağa sola. Ters ayağımla sağa sola. Sağa sola. Şimdi dairesel döndürüyorum ayağımı ayak bileğimden ve ters ayağımı. Şimdi bütün ayağımı dairesel döndürüyorum. Ters tarafa döndürüyorum. Diğer ayağımla aynı hareketi yapıyorum. Ters tarafa. Evet. Bugünkü hareketlerimiz bu kadar. Bu hareketleri hafta boyunca yapalım. Elimizden geldiği kadar dengede durmaya çalışalım. Postürümüzü, vücudumuzun duruşunu bozmamaya çalışalım. Elbette her şeyin en mükemmelini yapabilecek değiliz ama biz elimizden geldiği kadarıyla en iyisini yapmaya çalışalım.